Sözcü Gazetesi 30 Mart 2022 Soner Yalçın Refo örgütü Rusya ordusu Ukrayna'ya girince NATO Batı azami acı dedikleri petrol gibi ithalat yasakları dahil olmak üzere bir dizi ekonomik yaptırımı dayatmayı hayata geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Komisyonu çok taraflı ekonomik görev gücü kurdu. REFO, Rusya Elitler Vekiller Oligarklar. Bu ülkelerin Maliye, Adalet ve İçişleri Bakanlarının katılacağı REFO örgütü toplantısında Rus sivillerin mal varlıklarına el koyma gibi yaptırımlara karar verilecek. Bir de ne yaptılar biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı daha bu ay kleptokrasi varlık kurtarma ödül programı açıkladı. Ruslarla ilgili bilgi getirene 5 milyon dolar para verecek. Düne kadar 2 milyon sterlin getirin vatandaşlık verelim diyen İngiltere gibi devletler bu sözlere güvenip gelen sivillerin mallarına el koyuyor. İddiaya göre el konulan toplam parasal rakam 1 trilyon dolar. Örneğin Rusya'nın en büyük Avrupa'nın üçüncü Büyük Rus Bankası 1841'de kurulmuş Siber yöneticisi Aleksandro Kovic ve Diakhin bunlardan biri. Örneğin dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi Rosneft'in yöneticisi Igor Ivanovich bunlardan biri. Örneğin Putin'in eski damadı Nikolayevich Shamalov bunlardan biri. Örneğin yatırım aracı Volga Grup kurucusu Gennady Timchenko bunlardan biri. Uzatmayayım liste uzayıp gidiyor çocuklar, torunlar bile savaş suçlusu gösterilmeye başlandı. Ki bunun hiçbir hukuksal dayanığı yok. Putin'e yakın iddiasıyla Rus iş adamları bir günde yozlaşmış oligark haline getirildi. Bugün Rus şirketlerin faaliyetleri donduruluyor, ticari bağları kesiliyor, yöneticilerin seyahatleri kısıtlanıyor. Yüzden fazla kişi ve kuruluşun varlıklarını dondurdu. Tüm büyük Rus bankalarını finansal sisteminden çıkardı. Örneğin İngiltere Rus vatandaşları için banka hesaplarına mevduat limiti getirdi. Örneğin tarafsızlığıyla bilinen İsviçre bile bir dizi Rus mal varlığını dondurdu. Örneğin Fransız donanması Manş Denizi'nde Rus kargo gemisi Baltık Lider'e el koydu. Sadece Batı değil, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan veya Avustralya'da bu şeytan avına katılan ülkelerden. Batıda yaşayan Rusların kişisel yaşamları altüst ediliyor. Öyle ki çocukları şeytan avı sebebiyle okullarına gidemez hale geldi. Sekiz yıldır Londra'da yaşayan Alfa Bank'ın sahibi Mikhail Friedman evine yiyecek bile alamadığını açıkladı. Alex Finley gibi CIA eski ajanları Ruslara ait çeşitli özel yatların adlarını, fotoğraflarını, konumlarını paylaşıyor. Londra'da yaşadığı evinde ölüsü bulunan Rus iş adamı Mikhail Watford'un ölüm sebebi hala gizemini koruyor. Londra'dan siyasi kampanya yürüten yazar Oliver Houston gibi pek bilmişler iş adamlarına yönelik faaliyetlerin artması sonucu Putin'in gücünün dizginleneceği ve böylece onun Ukrayna'dan çekileceğine inanıyor. Avrupa delirme aşamasına geldi kafayı sıyırdı. Şuraya gelmek istiyorum. Ukrayna Rusya savaşı önemli gerçeği ortaya çıkardı. Para, emlak yatırımı için Batı artık güvenilmez. Görülüyor ki fırsatını bulduğu an hukuk tanımaksızın malları ele geçiriyor. Demek Batı mevcut iktidarının icraatı yüzünden o ülkenin vatandaşlarının mallarına el koymayı kendinde hak görüyor. Bankacılık gizliliği ilkelerine bağlılığı ile tanınan İsviçre bile tarihinde olmayan kararlar alıyor. Batı'nın acele kargaşalıkla oldu bittiyle insanların varlıkları ele geçirme endişesini yaşayanlar bence sadece Ruslar değil. Batı'da hayli parası gayrimenkulü olan Arapların içine kurt düştüğünü tahmin ediyorum. Şüphe ilişkiyi bitirir. Sermaye güvenilir sığınacak liman arar. Türkiye bunu sağlayabilir mi? Rus milyarder Roman Abramovich'in 360 milyon dolar değerindeki dev teknesinin Bodrum'a gelip sığınması bunun örneği midir? Arkası gelir mi? Biliyorsunuz Türkiye varlık barışı cenneti ülke. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğerleri 30 Haziran 2022 tarihine kadar Türkiye'ye getirenlere bunun kaynağı nedir diye sorulmayacak ki bu sürenin uzatılacağını tahmin etmek zor değil. Evet, Batı'dan kaçan sermaye Türkiye'ye gelir mi? Ekonomik kriz sebebiyle 2023 seçimini çantada keklik görenlere Erdoğan'ın ne kadar şanslı olduğunu hatırlatmak isterim. Siz hala NATO göreve diye bağırarak siyasetçilik oynayın.